Arkadaşlar ben Elif Prenlis'e Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine sizlere Bebeklerinize çok rahat bir şekilde giydirip çıkarabileceğiniz çok kolay ve çok kullanışlı ve çok güzel görmüş olduğunuz gibi harika bir örnekle bir yelek çalışmasının anlatımını yapacağım özellikle 0-2 yaş 3 yaş bebekleri giydirip çıkarmak çok zordur hele de hareketli bir bebek sahibiyseniz ki benim <laughs> çocuklarım hep öyle hareketliydi. O yüzden bu model sizler için ideal olacak. Çok rahat bir şekilde giydirip çıkarabileceksiniz. Şöyle her iki taraftan yandan düğmeli bir model çalışması ve çok kolay öreceksiniz. Çok çabuk örüp bitireceksiniz. Hiç dikişi olmayan sadece düğmelerimizi dikerek bebeğimize giydirebileceğimiz bir model çalışması. Arkadaşlar bir yumaktan biraz fazla ip kullandım. Tam bir yumak yetmeyebilir. <laughs> Ucu ucuna da yetebilir. Bu biraz da el, el, örgünüzle alakalı. ipine kadar kullandığınızla alakalı. Bana bir yumak yetmedi. Biraz daha e, ikinci yumaktan ip kullanmak zorunda kaldım. E, 0-1 yaş bebeklerin özellikle kullanabileceği bir model. Fakat ben biraz daha bunu büyük çalıştım. Bunun yeni doğan çalışmasını başka bir örnek çalışmasıyla yapmıştık. Bu kez daha büyük ve daha farklı böyle çok güzel bir örnekle bu yelek modelinin anlatımını sizlere yaptım. Arka kısmımız komple haroşa örgülerden oluşan ön kısmımız model çalışmamızla oluşan çok güzel bir yelek çalışması. Şimdi ölçülerini vereyim. 1-2 yaşa kadar kullanılabilecek büyüklükte olduğunu söylemiştim ama ölçü vererek merak eden arkadaşlara söyleyeyim. Evet esneyen bir çalışma. Yıkanınca bu düzelecek. Böyle biraz esnesem 30 cm'e kadar esner. Fakat 28 cm eninde yine en kısa e, boyunda en kısmında koltuk altından koltuk altına şöyle 25 santim bunu da esnesem arkadaşlar bu da 27 santime kadar rahat esner ama şöyle ölçtüğümüzde 25 santim eninde güzel bir yelek çalışması ben çok beğendim özellikle bu modeli çok beğendim model çalışmasını yapacak olan arkadaşlarım bu tekli y burgulu örnek modelinin küçük bir videosunu yayınladım birkaç video öncesinde önce o videoyu izleyerek model çalışmasını bir öğrensinler. Sonra hiç şaşırmadan yeleğimizi örmeye başlayabilirler. Bu şekilde çok keyifli örgülerinizi örebilirsiniz. Evet, bir yumaktan biraz fazla ip kullandığımı söylemiştim. 4 adet tahta düğme kullandım. Eee 3,5 numara örgü şişi kullandım arkadaşlar. Başka da söylenecek bir şey yok herhalde. Şu ense çalışmasını gördüğünüz gibi hafif oyuntulu yaptım. Fakat bunu örgün içerisinde yapıyoruz. Herhangi bir e, dikiş vesaire yok. Onu sadece örerken sayılarını vererek ben size e, nasıl yapabileceğinizi anlatıyorum. Anlatacağım. Evet bu modeli de beğendiyseniz önce beğeni butonuna tıklamanızı sonra güzel yorumlarınızı her zamanki gibi yazmanızı sizlerden rica ediyorum. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa halen. Kanala abonelikler ücretsizdir. Abonelik sırasında ya da sonrasında sizlerden herhangi bir ücret talep edilmez. O yüzden gönül rahatlığıyla kanalıma abone olabilirsiniz. Evet, hazırsak şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar modelimi Himalaya'nın Everyday Bebe Lux serisiyle öreceğim. Ee, anti peeling özelliği olan yine güzel bir bebe ipi. Renk numaramız 70412. Güzel bir saks mavisi ve modele çok yakıştı. O yüzden özellikle bu renkle size anlatacağım. Ee, i̇pimiz 100 gram ağırlığında ve 250 metre uzunluğunda fakat... Nako Elite Baby'ye ya da Alize Baby Beste kıyaslarsak daha ince bir örgü ipi. O yüzden 3,5 numara şişle örgümü öreceğim. Modelimize 56 ilmekle başlayacağız ve 7 diş haroşa boyunca örgümüzü öreceğiz. Evet 6 56 ilmekle başladığım örgümü 2 4 6 7 diş haroşa boyunca ördüm. Şimdi model kurulumuna başlayacağız arkadaşlar. İlk 7 ve son 7 ilmeğimiz haroşa örgü olacak. Aralarda da tekli y burgu çalışmalarımız olacak. İlk 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşadan sonra iki ters Altı düz 1 2 3 4 5 Altı düz tekrar 2 ters 1 2 ters ve altı düz Bir. 2 3 4 5 6 düz. Tekrar 2 ters ve 6 düz. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar 2 ters 6 düz olarak modelimi örüyorum. 2 4 5 6 düz. Tekrar 1 2 ters ve 1 2 3 4 5 6 düz. Tekrar 1, 2 ters ve 1 2 3 4 5 6 düz. Son olarak 2 ters ilmeğimi örüyorum ve sıra sonunda 2 4 6 7 ilmeğim kalıyor. Bu 7 ilmeğimi de haroşa örgü örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Model kurulumunu yaptık. Şimdi örgümüzün arka sırasında haroşaları haroşa, tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. İlk 7 ilmeğimiz haroşa. 2 3 4 5 6 7. Ardından ön taraftaki ters ilmeklerimiz arka tarafta düz oluyor. 2 düz Ön taraftaki düz ilmeklerimiz arka tarafta ters oluyor. 6 ters. 2 düz, 6 ters, 2 düz, 6 ters olarak sıramızı tamamlayalım. 3 4 5 6 ters 1 2 düz tekrar 1 2 3 4 5 6 ters 1 2 düz tekrar 1 2 3 4 5 6 ters 1 2 ilmek düz. Sıra sonunda 2 4 6 7 ilmeğimiz var. Bu 7 ilmeğimizi de haroşa örgü olarak örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Evet, kurulumumuz bitti arkadaşlar. Şimdi Y burgu çalışmalarına başlayacağız. Tekli Y burgu çalışması yapacağız. Örneğin anlatımını ee, i̇ki video öncesinde anlattım arkadaşlar nasıl Y burgu çalışması yaptığımızı. O videoyu ayrıntılı olarak izleyip sonra buradaki çalışmayı yaparsanız çok kolay bir şekilde karıştırmadan yeleğimizi örebilirsiniz. Şimdi ben yine ayrıntılı şekilde anlatacağım ve göstereceğim. İlk 7 ve son 7 ilmeğimiz hep haroşa örgü olarak devam edecek. O yüzden ilk 7 ilmeğimi 2, 4, 6, 7 haroşa örgü olarak ördüm. Ardından 2 ters ilmeğim vardı. 2 ters ilmeğimi ördüm. Ve şimdi 2, 4, 6 ilmekten oluşan e, düz ilmeklerim var. Tekli y burgu çalışmasını burada yapacağız. 6 ilmeğin 3'ü ile soldan sağa doğru y burgu çalışması yapacağız. Sonra diğer 3'ü ile birlikte sağdan sola doğru y burgu çalışması yapacağız. Bunun için ilk 3 ilmeğimi şişten çıkartıyorum. İlk 2 ilmekle 3. ilmeğin yerini değiştiriyorum. Şu ilmeğimin düz bir şekilde gelmesine dikkat etmem lazım. Şöyle biraz yaklaştırayım. Evet. Yerini değiştirdim. Ve şimdi bu 3 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. 1 2 3 Sağdan soldan sağa doğru bir ilmeğimi y burgu olarak çalıştım. 6 ilmeğimiz vardı. 3'üyle çalışmamızı yaptık. Şimdi diğer 3'üyle yapacağız. Yine 3 ilmeğimi şişten çıkartıyorum. Bu kez ilk ilmekle diğer iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum ve düz örgülerle 1 2 3 ilmeğimi örüyorum görmüş olduğunuz gibi sağdan sola doğru y burgumuzu çalıştık biri soldan sağ diğeri sağdan sola bu kadar kolay ardından 2 ilmek ters 6 ilmek düz ve sırada 2 ilmeğim var ters 2 ilmeğimi de ters olarak ördüm. Y burgu çalışmamı buradaki 6 düz ilmeği uyguladım. Fakat burada uygulamadım. Burayı düz olarak ördüm. Şimdi tekrar 6 düz ilmekli kısmındayım. Şurada yine burada Y burgu çalışması yapacağız. Ne yapıyorduk? 3 ilmeği şişten çıkarıyorduk. İlk ilmekle diğer 2 ilmekle 3. ilmeğin yerini değiştiriyorduk. Yani soldan sağa doğru burgu çalışması yapıyorduk ve bu 3 ilmeği düz örgülerle örüyorduk. Yine ilmeğimin düzgün bir şekilde dönmeden şişime aldığıma emin oluyorum. Şimdi sağdan sola burgu çalışması yapacağız. Bunun içinde ilk iki ilmekle şu ilmeğin yerini değiştireceğim. İlk ilmekle diğer iki ilmeğin yerlerini değiştirdim. Ve yine bu üç ilmeği düz örgü olarak ördüm. İlmeklerimin düzgün olarak şişime takılıp düzgün bir görüntüde örüldüğüne emin oldum. Tekrar sırada 2 ters ve 6 düz ilmeğim var. 2 tersimi ördüm. 6 düz ilmeğimi ördüm. Tekrar 2 ters ilmeğim var ters olarak ördüm. Ve yine 6 ilmekten oluşan düz örgülü çalışmam var. Burada da y y burgu çalışmamı uyguluyorum. İlk 2 ilmekle 3. ilmeğin yerini değiştirerek soldan sağa doğru burgu çalışmamı yaptım. Şimdi ilk ilmekle diğer iki ilmeğin yerlerini değiştirdim düz örgüyle bu 3 ilmeği örüyorum ve sağdan sola doğru burgu çalışması yaparak y burgumu tamamlamış oluyor sırada 2 ilmek tersim var ve 2 4 6 7 ilmekten oluşan son 7 ilmeğim var bu 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum Evet ilk kurulumu Y burgu çalışmasında yaptık. 1, 2, 3 tane Y burgu çalışması yaptık. Arada 1, 2 tane altı ilmekten oluşan örgülerimiz var. Bunları burgu çalışması yapmadık. Kaydırmalı şekilde devam edeceğiz. Burgu çalışmamızı kaydırdığımızda bu kez şu anda burgu yaptığımız yerleri düz örgü öreceğiz düz örgü ördüğümüz şu iki kısma y burgu çalışması yapacağız örgümüzün arka tarafında haroşaları haroşa düzleri düz tersleri ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz 7 ilmek haroşa 2 ilmek düz 6 ilmek ters bu şekilde örgümüzü örüyoruz. 2 düz, 6 ters. 2 düz, 6 ters ve son olarak 2 düzden sonra sıra sonunda a 7 ilmek haroşan var. Onu da haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Evet seri bir şekilde örüyorum. Tekli Y burgu çalışmasını seyreden arkadaşlar zaten çok kolay bir şekilde yaptığımız işlemi anlayacaktır. Ama ben yine de ilk kez Y burgu çalışacak olan arkadaşlar için detaylı bir şekilde kurulumda örneği anlatıyorum. Evet, iki düzden sonra son yedi ilmeğim haroşa örgü haroşa olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümüzün ön kısmındayız. Aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Yine aynı yerlerde y ye burgu çalışması yapacağız. Toplamda 3 kez. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşa örgümü ördüm. İki tane ters ilmeğim var. Onları ters ördüm ve Y burgu çalışması yapmış olduğum yerdeyim. Aynı şeyi yapacağız. İkinci kez Y burgu çalışması yapıyorum. Soldan sağa doğru ve şimdi sağdan sola doğru. Ilmeklerimizin dönmeden düzgün bir şekilde ilerlediğine lütfen dikkat edelim. Evet ikinci kez yaptık. Ardından iki ters altı düz iki ters ve diğer y burgu çalışmamın olduğu yerdeyim. Yine y ye burgu çalışmamı yapıyorum. Önce soldan sağa doğru Y burgu çalışmamı yaptım. 3 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Ardından diğer 3 ilmeğimle birlikte sağdan sola doğru Y burgu çalışmamı yaptım ve 3 ilmeğimi yine düz örgü olarak ördüm. Arada 2 ters. 6 düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve tekrar 2 ters ilmeğim var. 2 tersimi ördüm. 3. Y burgu çalışmamın oradayım. Önce soldan sağa doğru burgu çalışmamı yaptım. Ve şimdi de sağdan sola doğru burgu çalışmamı yaptım ve 3 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Evet. ikinci kez burgu çalışmamızı yaptık. Sıra sonunda 2 ters ve 7 haroşa ilmeğim var. Bunları da örerek sıramı tamamlıyor. Arka sırada yine haroşaları haroşa, düzleri düz, tersleri ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. İlk 7 ilmeğim haroşa, ardından 2 düz, 6 ters. 2 düz, 6 ters sıra sonunda iki ters ve 7 ilmek haroşa ile sıram tamamlanmış olacak. Şimdi sıralarımızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arka sırada son olarak iki düz ilmeğimi ördüm ve sıra sonunda 7 ilmek haroşam var. 7 ilmek haroşa örgümü örerek sıramı tamamladım. Şimdi çok daha belirgin olacak gördüğünüz gibi 2 kez Y burgu çalışması yaptık. Bunu toplamda 3 kez yapacağız. Şimdi 3. kez Y burgularımızı yapalım. Yine ilk 7 ilmeğim haraşo örgü 3 4 5 6 7. Ardından 1 2 ilmek ters ve 6 ilmekten oluşan burgu çalışmamın oradayım. İlk iki ilmekle üçüncü ilmeğin yerini değiştirdim. Soldan sağa doğru burgu çalışmamı yaptım ve düz örgüyle ördüm. Şimdi ilk ilmekle diğer iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ve sağdan sola doğru burgu çalışmamı yapıyorum. Evet. Üçüncü kez Y burgu çalışmamızı yaptık. Ardından iki ters altı düz iki ters ve yine Y burgu çalışmamın oradayım. İlk iki ilmekle üçüncü ilmeğin yerini değiştirdim. Soldan sağa doğru vurdum. Sonra ilk ilmekle diğer iki ilmeğin yerlerini değiştirdim sağdan sola doğru burgu çalışmamı yaptım ve tekli burgu örgümü örmüş oldum üçüncü kez ardından iki ters bir iki üç dört beş altı düz ve tekrar iki ters ilmeğimi ördüm Y burgu çalışmamın ordayım. Y burgumu burada da örüyorum. Önce soldan sağ ardından sağdan sola doğru burgu çalışmamı yapıp bu 3 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Ve sıra sonunda iki ters 7 düz, 7 e, haroşa ilmeğim var. 7 haroşa ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar. Y burgumuzun ilk oluşumunu tamamladık. Üçlü y burgu çalışması yapmış olduk şimdi kaydıracağız kaydırmadan önce örgümüzün yine arka tarafında haroşaları haroşa düzleri düz tersleri ters olarak örüp önce arka sıramızı tamamlayalım sonra ikinci kuruluma devam edelim Evet arka sıramı örerek tamamladım. Şimdi şöyle biraz uzaktan örgümüze bakalım. Ne yapmış olduk? İlk 7 ve son 7 ilmeğimiz haroşa örgü. Aralarda 1, 2, 3, 4, 5 tane 6 ilmekten oluşan düz örgülerimiz var. Ve aralarda 2 ters ilmeklerimiz var. Ne yaptık? Bir Y burgu çalıştık. Diğer 6 ilmeği sadece düz ördük. Tekrar bir Y burgu çalıştık. Sonra aradaki 6 ilmeği düz ördük. Ve son olarak bir Y burgu çalıştık. Ve örnek kurulumunu tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar örmeye devam edeceğiz. Bu kez Y burgu çalışması yaptığımız 6 ilmeği düz öreceğiz. Şu düz olarak örmüş olduğumuz 6 ilmekte Y burgu çalışması yapacağız. Yine Y burgu çalışmasının olduğu 6 ilmeği düz öreceğiz. Geleceğiz. Düz örerek e, düz ördüğümüz bu 6 ilmekte Y burgu çalışması yapacağız. Ve yine Y burgu çalışması yapmış olduğumuz kısımdaki 6 ilmeği düz öreceğiz. Aralar zaten 2 ters. Başlangıç ve bitiş ilmeklerimizde 7 ilmek haroşa. Evet, ikinci kuruluma başlayalım. İlk 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 3 4 5 6 7. Ardından 2 ilmek tersim var. 2 ilmek tersimi ördüm. Daha önce Y burgu çalışması yaptım. 6 ilmeğim var. Bunu düz örgü olarak örüyorum. 2 3 4 5 6. Burada y burgu artık yapmıyoruz. Arada yine 2 ilmek tersim var. 2 ilmek tersimi ördüm. Ve şimdi sadece düz örgülerle ördüğüm 6 ilmekten oluşan örgüm var. Y çalışmamı burada yapıyorum. Aynı şekilde ilk 2 ilmekle 3. ilmeğin yerini değiştiriyorum. Soldan sağa doğru burgu çalışması yapıyorum. 3 ilmeğim var. İlk ilmekle diğer 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Düz olarak bu 3 ilmeği örüyorum ve sağdan sola doğru y burgu çalışmamı yapmış oluyorum. Artık burada yapmıyoruz. Şu düz örgülerin olduğu yerde yapıyoruz. Tekrar iki tersim var. Ve ikinci Burgu çalışmamın olduğu 6 ilmeğim var. Bu 6 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. 5 6 Arada 2 ters ilmeğim var. 1 2 ilmek tersimi örüyorum. Ve yine 2 4 6 ilmekten oluşan düz örgülü kısımda ikinci y burgu çalışmamı yapıyorum. Önce soldan sağ ilk 3 ilmeği sonra sağdan sola diğer 3 ilmeği y burgu olarak örüyorum. Ve bu 3 ilmeği düz örgü olarak ördüm. Y burgu çalışmamı yapmış oldum. 2 ilmek ters. Yine Y burgu olduğu çalışmam. Bunu düz örgü olarak örüyorum. 3 4 5 6 Sıra sonunda 2 ters ve 7 ilmek haroşam var. Bunları da örerek sıramı tamamlıyorum. İkinci kurulumu da tamamladık. Şöyle yakından baktığımızda artık Y burgu çalışmaları yaptığımız kısımlara sadece düz örgü örüyoruz. Düz örgü ördüğümüz kısımlara da Y burgu çalışmamızı yapmaya başladık. Arkada var olan ilmekleri yine haroşaları haroşa, düzleri düz, tersleri ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Evet arka sıramı ördüm ve tamamladım tekrar örgümüzün ön kısmındayız ikinci kez y burgu çalışmamızı ikinci kurulumda çalışacağız ilk 7 ilmeğim haroşa örgü ardından 2 ilmek ters 6 ilmek düz 1 2 3 4 5 6 tekrar 2 ilmek ters ve y burgu çalışmamın olduğu yerdeyim İkinci kez y burgu çalışmamı yapıyorum önce soldan sağ vurup 3 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum Ardından sağdan sola doğru burup 3 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Evet ikinci kez çalışmış olduk. Ardından 2 ters, 6 düz 1 2 3 4 5 6 ve tekrar 2 ters ilmeğimi örüyorum. Y burgu çalışmamın olduğu yere geldim. İkinci kurulumun ikinci Y burgu çalışmasını burada da uyguluyorum. Önce soldan sağ, ardından sağdan sola doğru burgu çalışmamı yapıp düz örgülerle bu ilmeklerimi art. ve tekrar iki ters 1 2 3 4 5 6 düz iki ters ve sıra sonunda 7 ilmeğim var. Bunları da haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. 5 6 ve 7. Çok güzel görünüyor. Bu örnekle birlikte birçok model örmeyi planlıyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Örgümüzün arka tarafında yine haroşaları haroşa, düzleri düz, tersleri ters olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Evet arka sırayı ördüm ve tamamladım. Tekrar ön sıradayız ikinci kurulumun üçüncü y burgu çalışmasını yapacağız yine ilk yedi ilmeğim haroşa örgü 3 4 5 6 7 ardından 2 ters 6 düz 1 2 3 4 5 6 tekrar 2 ters ve Y burgu çalışmamın olduğu yere geldim. Soldan sağa doğru burgu çalışmamı yaptım ve 3 ilmeğimi düz örgü ördüm. Şimdi sağdan sola doğru vurdum ve 3 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Evet 3 kez de burada çalışmış olduk. Şimdi tekrar 2 ters 6 ilmek düz 3 4 5 6 ve 2 ters örerek yine y burgu çalışmamın olduğu ilmeklerimin oradayım önce soldan sağa doğru 3 ilmeğimi vurdum ve düz örgülerle ördüm ardından diğer 3 ilmeğimi sağdan sola doğru vurdum ve düz örgüyle ördüm 2 ters 6 düz 3 4 5 6 1 2 ters ve 7 haroşa ile birlikte sıramı tamamladım. İkinci kurulumu da tamamlamış olduk arkadaşlar. 1 2 3 Y burgu burada yaptık. 1 2 3 Y burgu da burada yaptık. Şimdi arka sıramızı örelim ve 3. kuruluma başlayalım. Yine haroşaları haroşa, düzleri düz, tersleri ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Evet arka sıramı tamamladım. Şöyle bakalım. Şimdi üçüncü kez kurulum çalışması yapacağız. Üçüncü kurulumumuzda da arkadaşlar bu kez ilk başta yaptığımız gibi şu düz örgülerle olan altı ilmekte y burgu çalışması yapacağız. Y burgu çalışması olduğu altı ilmeği düz örgü öreceğiz. Tekrar düz örgülü kısma y burgu çalışması yapacağız. Y burgulu çalışmanın altı ilmeğini düz öreceğiz ve tekrar düz örgülü kısma y burgu çalışması yapacağız yani şu alttaki sıranın birebir aynını uygulayacağız başa dönmüş olduk yani Evet yapalım ilk sırayı yine ilk 7 ilmeği haroşa örgü ardından iki ters ve düz örgülü kısımda y burgu çalışmasına başladım önce soldan sağ, sonra sağdan sola doğru y burgu çalışmamı yaptım devam ediyorum 2 ters y burgulu çalışmamdaki 6 ilmeği düz örgü olarak örüyorum Ardından iki ters ve düz örgülü çalışmamda üçüncü kurulumu Y burgu çalışması olarak yapıyorum. Sağdan sola vurdum ve 3 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Ardından iki ters 1 2 3 4 5 6 düz ve tekrar 2 ters düz örgülü kısımdayım. 3. kurulumun 3. Y burgu çalışmasını yapıyorum. Evet üçüncü kurulumu da tamamlamış olduk. Yine üç kez Y burgu çalışmalarımızı önlerde yapacağız. Ardından tıpkı ikinci kurulumda olduğu gibi devam edeceğiz. Yani bu Y burgu çalışmalarını hep kaydırmalı olacak şekilde ilerleteceğiz. Arkadaşlar bir miktar bu şekilde örelim. istediğimiz uzunluğa gelince örgümüze birlikte devam edelim. Y burgu çalışmamı şöyle saydığımızda 1 2 3 4 kez buradan da saydığımızda 1 2 3 tam 4 kez çalışmış oldum. Şimdi arkadaşlar tekrar haroşa örgüye geçeceğiz. Y burgu çalışmalarımız bitti. Bu bizim için yeterli bir yükseklik. Şöyle saydığımızda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 diş haroşa boyunca örgümüzü örmüşüz. Son y burgu çalışmamı yaptım. Arka sırada haroşaları haroşa, düzleri düz, tersleri ters olarak ördüm ve örgümün ön tarafında artık var olan ilmeklerimin tamamını haroşa örgü olarak örüyorum. 56 ilmeğim vardı. 56 ilmeğimin tamamını haroşa örgü olarak örüyorum. Toplamda 5 diş haroşa boyunca var olan 56 ilmeğimizi öreceğiz. Ardından yaka kesimi çalışması yapacağız. Sonra omuz hizamıza kadar sağda ve solda bırakmış olduğumuz ilmeklerimizi yine haroşa örgülerle öreceğiz. Ense çalışmamız var. İlmek artışı yapacağız. Yakada kesmiş olduğumuz ilmekleri tekrar şişimize takacağız. Ve arka bedenimizi örmeye başlayacağız. Çok kolay, çok keyifli ve bebekler için hem çok güzel hem de çok kullanışlı bir yelek modelini birlikte örmüş olacağız. Dediğim gibi bu modeli ben çok sevdim. Bu örneği ben çok sevdim. Bu örnekle birlikte size bir beri anlatımı da yaptım. Devamında da başka anlatımlar yapmayı planlıyorum. Evet. Arka sırada da var olan 56 ilmeğimle birlikte haroşa örgü örmeye devam ediyorum. 5 diş haroşa boyunca bu şekilde 56 ilmeğimi öreceğim. Arka sırada da 56 ilmeğimin tamamını haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım şimdi örgümüzün ön tarafına baktığımızda ilk diş haroşa örgümüzü örmüş olduk arkadaşlar şimdi bunu 5 diş haroşa örgüye tamamlayalım ardından yaka kesimini birlikte yapalım 4 diş haroşa boyunca ördüm şimdi örgümün ön sırasında var olan 56 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Arka sırada 5. dişi örerken aynı zamanda da yaka kesimimi yapacağım. Şimdi ön sırada haroşa örgülerle sıramı örüp tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi yaka kesimi yapacağız. Bunu arka tarafta yapacağız arkadaşlar. 56 ilmeğimizle sağ ve sol kol bantlarımız ayıracağız ve arada yakamızda ilmek kesimi yapacağız. Evet, arka sıramızda 17 ilmek örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

20 daha 54 2 daha 56 22 ilmekte arada keseceğiz şimdi 17 ilmeğimizi ördükten sonra bir ilmek örüyorum yanındaki ilmeği yine örüyorum haroşa örgülerle arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum bir ilmek eksiltmiş olduk sıradaki ilmeği örüyorum arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksiltmiş olduk. Örüyorum, kesiyorum. 3. Örüyorum, kesiyorum. 4. Örüyorum, kesiyorum. 5. Örüyorum, kesiyorum. 6. Bu şekilde toplamda 22 ilmek keseceğiz ve diğer tarafta yine şişimizde 17 ilmeğimiz kalacak kesimlerimizi yaparken çok sıkı bir kesim yapmamaya dikkat edelim esnek güzel bir kesim çalışması olsun Evet kesmeye devam ediyorum toplamda 22 ilmek keseceğim sıra başında ve sıra sonunda 17 şer ilmeğim kalacak Bu şekilde arkada kesim yaptığımız için arkadaşlar. Ön sıramızdaki 5. diş haroşamızda oluşmuş oldu. Bakalım. Gördüğünüz gibi gayet düzgün 1 2 3 4 5 diş haroşaya tamamlamış olduk. Şimdi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 2 ilmek daha kesersek 17 ilmeğimiz kalıyor. Toplamda 22 ilmek kesmiş oluyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 şişimdeki ilmekle birlikte 17 ilmeğim kaldı. Toplamda 22 ilmek kesmiş oldum. Ve sıra sonunda kalan ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlamış oluyorum. Evet yaka kesimimiz de bitti. Şöyle bir bakalım. Sağda ve solda sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ilmek bıraktık ve arada 22 ilmek kestik. Şimdi arkadaşlar isterseniz şuradaki ilmekleri şişinizde bırakabilirsiniz. İsterseniz bir ilmek tutucuya alabilirsiniz. Çünkü önce diğer taraftaki 17 ilmeği öreceğiz omuz hizasına gelene kadar. Sonra bu taraftaki ilmeklerimizi de tekrar örmeye başlayacağız yine omuz hizamıza gelene kadar Evet ben ilmek tutucuya aldım şimdi 17 ilmekten oluşan örgümü haroşa örgü olarak örmeye devam ediyorum sadece bu 17 ilmeğimi örüyorum ense kısmımıza gelene kadar bu şekilde haroşa örgülerle 17 ilmeğimi öreceğim İstediğim uzunluğa erişince diğer ilmek tutucuya almış olduğum 17 ilmeğimi de haroşa örgülerle yine aynı sayıda öreceğim her iki tarafı da arka bedeni örerken kesmiş olduğumuz ilmekleri tekrar şişimize alacağız ve haroşa örgülerle arka bedeni de örmeye devam edeceğiz Evet ilk dişini örmüş oldum arkadaşlar bu şekilde bir miktar Omuz hizamıza gelene kadar şöyle göz kararı öreceğim. Sonra diğer tarafı da ip bağlayacağım ve aynı şekilde diğer tarafı da öreceğim. Ensi kısmımıza gelince ilmek artırmalarımızı yaparak örgümüze devam edeceğiz. Şimdi her iki tarafı da örelim sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar var olan 17 ilmeğimi toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 diş haroşa boyunca ördüm. Örgümün düz tarafında gel tekrar örerek geldim. Yani yaka kısmımızın içinde. Şöyle biraz pay bırakarak kestim. Şimdi diğer 17 ilmeğimizi şişime takacağım ve 14 diş haroşa boyunca bu 17 ilmeğimi de öreceğim ilmek tutucudan tekrar şişime ilmeklerimi alt 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ilmeğim var ipimi buraya bağlayarak örmeye başlıyorum. Artık burada var olan 17 ilmeğimi toplamda 14 diş haroşa boyu olana kadar öreceğim. Ardından ensemizdeki ben burada saklayacağım arkadaşlar. Tekrar ilmek tutucuya almayacağım. Şöyle misina kısmında örmüş olduğum kısım böyle duracak. Sadece burayı öreceğim. 14 diş ördükten sonra ense kısmımızda artış çalışması yapacağız. Ardından arka bedeni örmeye başlayacağız. Şu başlangıç ipimi de burada düğümleyerek sabitledim. Sonra tığımın yardımıyla birlikte örgümün içerisinden gizleyeceğim ve keseceğim. Evet, ilk dişimi ördüm. Tekrar 17 ilmeğimi haroşa örgülerle örmeye başladım. Toplamda 14 diş haroşa örgü olana kadar bu şekilde örelim. Evet 14 dişe tamamlayalım sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar diğer tarafı da toplamda 14 diş haroşa boyunca ördüm. Şu ilk haroşa çalışmamızdan itibaren saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 diş haroşa burada. Bu taraftan da saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 diş haroşa örgü bu tarafta. En son ne yapmıştık? Düz örgü sıramızı örmüştük. Bu tarafın ipini kesmiştik. Yine diğer tarafta da 14 diş haroşadan sonra düz tarafta haroşa örgümüzü ördük ipimiz de burada yine uç tarafta şimdi artık ense çalışmamıza başlayacağız var olan ilmeklerimizin tamamını yeniden örmeye başlayacağız önce ilk 17 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum 15 16 17 Örgümüzün arka tarafındayız. Şimdi şu yakamızda kesmiş olduğumuz 22 ilmeğimiz vardı. Ensemize 22 yerine 20 ilmek ekleyeceğiz arkadaşlar. Arka bedenin 2 ilmek daha az olmasını istiyorum. Yani toplamda önümüzde 56 ilmek vardı. Şimdi şuraya 20 ilmek atarak toplamda 54 ilmek olarak arka bedene devam edeceğiz. Örerek artırma tekniği ile artırıyorum. Siz eliniz nasıl alışkınsa o şekilde artırabilirsiniz. Şimdi toplamda 20 ilmek örerek artıracağım. İlk ilmeğimi örüyorum. İlmeği şişten çıkartmıyorum. Örmüş olduğum ilmeği Şişe takıyorum ve bir ilmek artırıyorum. Son ilmeğimi tekrar örüyorum ve örmüş olduğum ilmeği şişe takıyorum 2. Bu şekilde artışlarımı yapıyorum. 3 4 5 6 7 8

17 18 19 ve son kez arttırıyorum. Toplamda 20 ilmek arttırdık. Sayalım ve kontrol edelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 ilmeğimizi arttırdık. Şimdi diğer 17 ilmeğimizi de örerek iki omuzu birleştiriyoruz. Haroşa örgüyle beraber 17 ilmeğimizi de örüyoruz. 20 ilmek artırdık. Sağda ve solda 17'şer ilmeğimiz var. Toplamda 54 ilmeğe ulaştık. Arka bedenimizi 54 ilmekle öreceğiz. Evet geriye dönüyorum. Şimdi var olan 54 ilmeğimin tamamını haroşa örgü olarak artırmış olduğum ilmeklerim, şu geçiş yaptım ilmeğim, onu bir sonraki sırada düğmleyerek sabitleyeceğim ve örgümün içerisine gizleyeceğim arkadaşlar. Evet artırdım. 20 ilmeği de haroşa örgü olarak ördüm. Şimdi diğer 17 ilmeğin olduğu ilmeklerimi de haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet arka ense kısmımızda örülmüş oldu. Bundan sonra var olan 54 ilmeğimizle haroşa örgülerle örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Evet. Şu ipimi bir daha dönüşte düğümleyerek sabitleyeceğim ve <laughs> örgümün içerisinden gizleyeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oldukça düzgün bir yaka çalışmamız oldu. Yakamız ne dar ne de bol, gayet güzel yeleğimizle orantılı bir çalışma olmuş oldu. Şimdi bir miktar örelim. Şöyle ee, aşağıya aşağı kısma gelince burada ilik düğme çalışmalarımız olacak. O yüzden bir artırma çalışması yapacağız. Ama o artırma çalışmasının olduğu yere kadar şimdi haroşa örgülerle 54 ilmeğimizi örmeye devam edelim. Evet arka bedendeki ense artışlarını yapmıştık en son ve 54 ilmekle birlikte haroşa örgülerle örgümüzü örmeye başlamıştık. Şu ense artışından sonra haroşa örgülere başladığımız yer 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 tam 26 diş haroşa boyunca arkadaşlar şu ense ilmeklerini artırdıktan sonra 26 diş haroşa boyunca örgümüzü ördük şimdi ilik düğme kısmımız için bir artırma çalışması yapacağız. Tıpkı ensemizde yaptığımız artışın aynısını yeleğimizin arka bedeninde sağ ve sol tarafına uygulayacağız. Şimdi 11 ilmek artırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Evet, 11 ilmeğimizi artırdık ve bu 11 ilmeğimizi de haroşa örgü olarak örmeye başladım. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve on bir. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar diğer 54 ilmeğim vardı. Bu 54 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüyorum. 54, 11 daha. Tam 65 ilmeğim olmuş oldu. Diğer tarafta da 11 ilmek artıracağım. Ve 76 ilmeğe ilmek sayımı ulaştıracağım. Evet sıra sonuna kadar <laughs> haroşa örgülerle birlikte örgümüzü örüp sıramızı tamamlayalım. Sonra artışı yine diğer tarafta da birlikte yapalım. Evet sıramı tamamladım. Şimdi bu tarafta da 11 ilmek artış yapacağız. Aynı şekilde ilmeğin içerisinden ilmek çıkartarak artışlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Evet, 11 ilmekte burada artırdım ve şimdi var olan ilmeklerimin tamamını haroşa örgü olarak örmeye başladım. Evet 76 ilmeğimiz oldu toplamda. 11 11 22 ilmek artırdık. 54 ilmeğimiz daha vardı. Toplamda 76 ilmeğe ulaştık. Şimdi arkadaşlar bu şekilde 76 ilmekten oluşan örgümüzü e, <laughs> 4 diş örelim. Tam 4 dişe tamamlayalım ve ilk ilik çalışmalarımızı yapacağız. Bu artış yaptığımız yerlerden ve örmeye devam edeceğiz. Şimdi 4 diş oluncaya kadar örgümüzü örelim. Sonra ilik çalışmasıyla yine birlikte devam edelim. Var olan 76 ilmeğimle 4 diş haroşa boyunca sağda ve solda örgümü ördüm. Şimdi ilk ilik çalışmamızı yapacağız. Bu artış yaptığımız yerlerde. İlk 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. İlk ilmeğim boş. 2, 3 ve 4. Şişime ipimi doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. dolayarak artırıyorum. İkisini birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum ve ilik çalışmamı yapmış oluyorum. Evet şimdi diğer uca kadar örelim. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalınca ikinci ilik çalışmamızı da diğer tarafta açacağız. 6 ilmek kalana kadar haroşa örgülerimizi örelim. Evet sıra sonunda 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. Şimdi burada da ilik çalışması yapacağız. İlk 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Şişime ipimi doladım. Ve sıra sonundaki 4 ilmeği haroşa örgü olarak ördüm. Sıramı tamamladım ikinci ilik çalışmam da burada olmuş oldu. Şimdi var olan ilmeklerimizi yine haroşa örgü olarak öreceğiz. Bu 76 ilmeğimizi. Gördüğünüz gibi ilik çalışmamız da oluşmuş oldu. Var olan 76 ilmeğimizde bir miktar yine örgümüze devam edeceğiz. Ee, sonra ikinci bir ilik çalışması yapacağız. Şöyle etek ucuna arka eteğe yaklaşırken, sonra birkaç sırada haroşa örgü olarak örgümüzü örüp örerek kesme tekniğiyle keseceğiz ve yeleğimizi tamamlamış olacağız. Hiç dikişimiz olmayacak arkadaşlar. Modeli tamamladıktan sonra sadece 4 adet düğme çalışması yaparak düğmelerimizi dikeceğiz ve yeleğimizi bebeğimize giydireceğiz. Hiç dikişle uğraşmayacağız. Çok güzel bir model. Evet, şimdi haroşu örgülerle ikinci ilik yerimize kadar örgümüzü örmeye devam edelim. Evet, ilk iliğimden sonra 2 4 6 8 10 12 14. Tam 14 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Şu artırma yerlerimizden saydığımızda 18 diş haroşa boyunca etmiş oluyor. Şimdi ikinci kez ilik çalışmamızı yapacağız. İlk 4 ilmeğimizi öreceğiz. İlk ilmeğim boş. 2 3 4 Şişime ipimi doluyorum. Sıradaki iki ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. İkinci ilik çalışmamı yapmış oldum. Şimdi sıra sonunda altı ilmek kalana kadar haroşa örgülerle ilmeklerimi örüyorum. Son altı ilmek kalınca diğer taraftaki ilik çalışmamızı da yapacağız. Son 6 ilmek kalana kadar örüyorum ve sıra sonunda 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. İlk 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. şişime ipimi doluyorum ve 1, 2, 3, 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. İkinci ilik çalışmamı da tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar birkaç diş haroşa boyunca var olan ilmeklerimizi öreceğiz. Ardından örerek kesme çalışmasıyla birlikte yeleğimizi tamamlayacağız. Düğmelerimizi <laughs> dikeceğiz ve bu güzelliği de bitirmiş olacağız. Çok güzel bir kalıp ve aynı zamanda model çalışması oldu. Örneğimiz çok yakıştı bu örnekle size başka modellerde tasarlayarak anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel görünüyor özellikle erkek bebek örgülerinde çok kullanabileceğimiz harika bir örnek. Ben çok sevdim. Evet şimdi birkaç diş haroşa boyunca örgümüzü örelim ve kesme çalışmasıyla birlikte yeleğimizi bitirelim. Evet ikinci ilik çalışmamdan sonra 1 2 3 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Şöyle örgümüzün düz tarafında sıramı tamamladım. Şimdi arka sırada dördüncü dişimizi örerken aynı zamanda kesim çalışmasına da başlıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeği boş alıyorum. İkinci ilmeği haroşa örgü örüyorum arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Örüyorum, arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Çok sıkı bir kesim olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Şu örgümüzle aynı bollukta ilmeklerimizi örelim ve keselim. Örgümüzün arka tarafında bu çalışmayı yaptığımız için ön kısımda dördüncü diş haroşa çalışmamızda oluşmuş oluyor şöyle şişime ipimi takıp çevirdiğimde şu ilikten sonra bir iki üç dördüncü haroşa dişimiz kesim sırasında oluyor arkadaşlar o yüzden arka tarafta bu çalışmayı yapıyoruz ki ön tarafımızda yine haroşa Dişlerimiz devam et. Evet bu şekilde var olan ilmeklerimizin tamamını örerek kesme tekniği keselim. Ardından düğmelerimizi dikerek yeleğimizi bitirelim. Ve nasıl bir güzellik ördüğümüzü ne kadar büyüklükte bebeklerin kullanabileceğini ölçülerini ölçerek sizlere söyleyeceğim. Şimdi kesimimizi bitirip tekrar geliyorum. Evet örerek kesme tekniğiyle var olan ilmeklerimin tamamını kestim. Şu son ilmeğimi bir kez daha örüyorum ipimi biraz uzunca bırakarak kesiyorum. Örgümüzün ters tarafı şunları artık çıkartalım. Bunlar benim işaretleyicilerimdi. Şu dursun ama. Örgümüzün ters tarafından şu kesmiş olduğum ipi yürütüyorum. Evet, bunu birkaç kez yapmamız yeterli. Ardından fazla olan ipi de kestim. Çok güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. De düğmelerimizi dikeceğiz düğmelerimi dikerken tahta düğme kullanacağım şu görmüş olduğunuz tahta düğmeleri kullanacağım var olan ipimi ayırdım iki kat olarak iğneme geçirdim ne yaptık 2-4 diş arayla bir ilik çalışması yaptık. Burada da aynı şeyi yapacağız. 2-4 diş haroşadan sonra düğmemi buraya dikeceğim. Şu ucuna düğüm atıyorum. 2 kat olduğu için ipim şöyle bir katının içerisinden geçip sabitliyorum. Ve düğmemi dikiyorum. Evet. Düğmemde yazılar var. O yüzden düz tarafına baktım. Handmade yazıyor. Şöyle birkaç kez dikiyorum geliyorum örgümün arka kısmında düğümleyerek sabitliyorum ve örgümün içerisinde şöyle iğnemi geçirip fazla ipimi kesiyorum böylece çok düzgün bir düğme çalışması da yapmış oluyoruz Arkadaşlar düğmelerimiz irice ama görmüş olduğunuz gibi açmış olduğumuz ilikler için oldukça yeterli oldu. Evet ilk düğmeyi böyle diktikten sonra şimdi bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 diş haroşa arayla diğer iliğimizi açmışız hemen sayıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 yani şuradan ikinci düğmemizi dikeceğiz işaretledim yine düğümümü attım geliyorum 2 kat olduğu için şöyle arasından geçip Önce yerini sabitliyorum. Şimdi bakalım. Kalp yukarıda olacak şekilde şöyle ikinci düğmemi de dikiyorum. Son bir kez daha batıyorum ve arka tarafta düğümleyerek sabitliyorum örgünün arasından yürütüp fazla ipimi kesiyorum şimdi her iki düğmemizi de ilikleyerek bakalım Evet. Sol tarafımız tamam. Şimdi sağ tarafımızdaki düğmelerimizi de dikelim ve yeleğimizin son halini görelim. Evet arkadaşlar, diğer tarafında düğmelerini diktim ve yeleğimiz bitti. Görmüş olduğunuz gibi yine harika bir çalışma oldu. Şu işaretleyicilerimi merak eden arkadaşlar olmuştur. Acaba bunları niye işaretledi diye. Arkadaşlar çalışmayı yaparken şu arka ensenin görmüş olduğunuz gibi şöyle bir iki diş haroşa boyu kadar aşağıda kalmasını istediğim için bu işaretleyiciyi koydum ve sayılarımı ona göre e, ayarladım. Ve sonuç itibariyle eniyle, boyuyla, yakasıyla harika bir çalışma oldu. Bu modeli yine diyorum çok sevdim. Arka kısmımız yine haroşa örgü. Ve sıcacık bebeğinizi tutabilecek çok güzel bir yelek çalışması. Ee, bebek büyüten anneler, anneanneler, babaanneler çok iyi bilir. Bebekleri özellikle 0-2-3 yaş arasında giydirip çıkarmak çok zahmetlidir. Hele de bebekler hareketliyse. O yüzden az düğme ve çok çabuk giydirip çıkarabilecek modeller tercih ediyorum e, sizler için. Evet arkadaşlar şimdi son olarak ölçülerimizi de verelim. Yeleğimiz rahat bir yaş ve bir yaş üstü oldu arkadaşlar. E, şöyle ölçtüğümde model esniyor da haroşa örgü olduğu için yani şöyle esneterek tutsam 30 santime kadar uzayacak. Zaten bir kez yıkandığında biraz böyle kendini verecek. Şöyle tuttuğumda 28 cm uzunluğumuz var. Kol altından kol altına 20 yine bu tarafta esniyor. 25 cm de genişliğimiz var arkadaşlar. Şöyle. Yani rahat bir yaş iki yaş arası giyilebilecek bir model. Ben çok beğenerek anlattım. Dediğim gibi bu modelden daha çok örneklerle birlikte yeni modeller yapacağız. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı o güzel yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşebilmek dileğiyle. Sağlık, saat esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.